Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kiloş etek nasıl kesilir dikilir onu göstermeye çalışacağım. Ben kumaşım çiften 1 metre kestim hazırladım. Gerçi çocuk için keseceğim kiloş eteği. Bundan bir tane değil iki tane çıkar hatta. İlk önce kumaşımı bu şekilde hazırlıyorum. Çift kat zaten. Bir daha bu şekilde katladığım zaman 4 kat olmuş oluyor. Sonra bu şekilde tekrardan katlıyorum ben. Şu anda kumaşım 8 kat. Bel kısmını bu kapalı taraftan keseceğim. Buralar açık. Bu kısımda açıklık var. Kat yeri var. Bu tarafı da açık. Sadece kapalı olan tarafı burası. Bel kısmını buradan keseceğim. Bel 56 payını da vererek 60 santim olarak hesapladım ben. Yani şu kısmını 15 santim olarak yani dörtte biri 15 santim yapıyor. Şu şekilde ben mezuramı tutuyorum. 15 santim şu şekilde. Yani kaç santim olmuş oluyor? 9 santim. Şu sivri tarafına tutuyorum ben. 9 santimi şu şekilde mezuramı böyle çevire çevire işaretliyorum. Şu şekilde. Burayı kesiyorum ben. Evet. Şimdi burada 35 santim var. Belinin lastiğini ayrıyeten takacağım ben kumaşa. O da bir 4 santim kadar olacak. Eteğimizin boyu 38 santim. Yani bunu 35'ten kesebiliriz. Şu şekilde çiziyorum ben 35 santim olarak. Şöyle. Şekilde ama kumaş desenli olduğu için benim çizgilerim belli olmuyor. Ben kese kese yapacağım. Şu şekilde 35 santimden kesmeye başlıyorum ben. Kumaş kalın oldu biraz. 8 kat olduğu için. Şu şekilde mezuramı bel kısmında döndürüyorum. Bel kısmı ortasında diyelim. Bunun ortasını tutuyorum ben. Şöyle. Şöyle sıfırlıyorum ben kumaşı. Kat yer kalmış mı bakıyorum. Kalmamış. Yani bu şekilde olmuş oluyor. Yani burada ben iki tane etek kesmiş oluyorum. Bu şekilde diktiğimizde böyle duracak. Ben bel parçalarını da ayarlamıştım. İçine lastik geçireceğim. Bel 56 olduğu için yarısı 28 yapıyor. 29'dan kestim ben hazırladım. Lastiği içine geçireceğim. Bu şekilde dikerken de göstereceğim zaten. Belini ekleyeceğim. Şimdi dikmeye gidiyoruz. Kumaşımızı tersini çevirdim ben. İlk önce iki yanını birleştireceğim. Daha sonra lastiğimi hazırlamıştım ben. Ek yerini düz makinede diktim. Şu şekilde yaparak. Şimdi bunu kumaşımızın içine yerleştiriyoruz. Şu şekilde ovalatı çekiyorum. Hallettikten sonra kiloş eteğimizi tersini çevirdik. Düzü içinde kalıyor. Bunu herhangi bir yerine tutturuyorum. Çünkü dikişsiz kiloşumuz. Şu şekilde lastiğimizi de esnetiyorum.
Bu şekilde topluyorum. Lastiğini taktık eteğimizin. Şimdi ucuna overlock çekeceğim. Düz makinede kıvıracağız. Bu şekilde overlock'u çekiyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi overlock'unu bitirmiştik zaten. Etek ucunu da overlock çektik. Şimdi beli içine lastiği dönmemesi için ortasına düz dikiş geçeceğim ben. Dikiş ayarımı en genişe alıyorum. Şöyle küçük bir zikzak atıyoruz. Evet, bel dikişini diktik. Şimdi etek ucunu dikiyoruz. Şimdi etek ucumuzu dikeceğiz. Kiloşu olduğu için fazla geniş kıvıramayız. Şu şekilde yarım santim kadar kıvırıyoruz. Bu şekilde dikerek eteğimizi tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, eteğimizi tamamladık. Kiloş eteğimiz. Tam daire kiloş. Hiç dikiş yok. Gösterebilirim. Bu arada iki tane diktim dikerken. Şu şekilde. Tam daire kiloş. Hiç dikiş yok. Bu şekilde iki tane eteğimiz giyilmeye hazır. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İzlemede kalın. Abone olmayı unutmayın.